Naxos'tan 8'de çıktık. Naxos'un burnunu dönmek için 11 mil yukarı kuzeye tırmanmamız gerekiyor. Bu çok iyi olmadı. Naxos'a pasaport çıkışı yaparız diye geldik. Pasaport çıkışı yapılmıyormuş. Marinası zordu giriş çıkışı. Bu bir de artı 11 mil kuzeye çıkma işi aslında buranın yanlış rota olduğunu söylüyor. Ama başa gelen çekilir. Motorla 11 mil tırmanacağız. Naxos'un burnunu döndük. Rotamız 90 derece Leros. 60 mil var Leros'a. Hava güzel. Bulutlu biraz ama bulutlar herhalde birazdan azalacak. 7.3-7.4 knot gidiyoruz. 14 knot bir rüzgar var. Tam bize 114 dereceden biraz arkadan geliyor. Dalga çok kötü değil, var ama yelkenler tekneyi sabitliyor. Herhalde bir 9 saat bu şekilde yolculuk yapacağız. Saat 12, rüzgar 17 knot, 128 dereceden arkadan geliyor. 7 ile 7.5 knot arası seyir yapıyoruz. Saat 3 oldu. Dalgalar iyice küçüldü. Rüzgar 10 millere kadar düştü. Hızımız 5 millere, 5.5 millere düşünce motor çalıştırdık. Leros'a girişte geceye kalmak istemiyoruz. İkinci gün, 15 Ekim. Naxos Leros etabı. Sabah çıktık. Çıktığımızda 17-18 knot rüzgar vardı kafadan gelen. Adayı döndükten sonra aynı rüzgarla güzel yelken yapabildik. Yolun ortalarına doğru biraz rüzgar iyice arkaya düşmeye başladı. 120 derecelere dalgalar büyüdü, rahatsız oldu. Sonra birden 2-3 nota indi. Dümdüz bir deniz oldu, motoru çalıştırdık. Şimdi adaya yaklaştık. Adaya herhalde 2-3 mil kaldı. Rüzgar 10 mil kuzeyli. Motorumuz çalışıyor. 8 mil civarında bir hızla Leros'a gireceğiz. Leros'ta çıkış işlemlerini yapacağız. Sabah bugün yetişemedik, kapanmıştır gümrük. Sabah açılır açılmaz çıkış işlemlerimizi yapacağız Yunanistan'dan. Ve 35 millik son Bodrum etabını yapacağız. Bu seyirlerde otopilot olmasa işimiz bayağı zordu. Çünkü bütün gün dümen tutmak mümkün değil. Bir nokta veriyoruz otopilota. O şaşmadan o noktaya getirebiliyor. Leros'a demirlememiz 7.5'u buldu. Yarın pasaport işlemleri için bir acenteyle anlaştık. Evraklarımızı aldı. Sabah 10'da gidip çıkış işlemlerimizi yapacağız.